valla öyle olmayacak zaten. Öyle olmayacak, sen hiç merak etme. Peki bir haber alıyorum. Kadınlar kafese girdi. Aralarında Yasemin Özilhan, Işıl Reçber ve Emel Ajar'ın da yer aldığı 55 ünlü isim kadına yönelik şiddet ve beni mi koydunuz aşk olsun? Bu da torpil. Bizim ekipten torpil. Efendim ben de varım o 55 hanımefendinin içinde de hemen ben bir döndüm kendimi gördüm. Her Ses Bir Nefes 4 isimli projeye destek verdi. Bir sponsor firmanın hayata geçirdiği ve sanat yönetmenliğini Kenan Bahadır Dere'nin üstlendiği projeye katılan kadınlar. Hakan Yüksel'in, evet Hakan Bey harikaydı bu arada. Selamlar olsun. Yüksel'in objektifinin karşısına geçti. Çok eğlendim ben çekimde. Bir de böyle kolay çok güzel. Da bir şey değildi hakikaten. Gerçekten zordu. Yani poz verirken ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Hani kafes, işte kuş kafesini kafamıza geçirdikten sonra dediler ki hani böyle bir hapsedilseniz. Benim de o gün bu arada tesadüf, çok kendimi kötü hissettiğimde bir gündü çekim. Böyle moralim bozuk olduğu bir güne denk gelmişti. İyi oldu. Çok ben de dedim ama. Ki Salih abi niye öyle durdum? Hani hiç herkes çok mesela bakıyor güzel. Ben bakmıyorum. Çünkü ben hemen kabullenir ve şeye geçerim yani. Hani, ne yapalım? Ma geçerim. İçimden de bunu yapmak geldi hakikaten. Hani, çok güzel bir hesap o benim. Çok hoşuma gitti. Ben de mutluyum. Yer aldığım için gurur duyuyorum o açıdan. Çünkü önemli. Kadına şiddete işaret etmeye çalışıyoruz. Altını çizmeye çalışıyoruz. Bugün bir alışveriş merkezinde efendim serginin açılışı var ve Türkiye'nin birçok şehrinde gezecek bir sergi Derya Şensoy. Çok ama, önemli isimler var. Ama yorumlamadan önce şöyle söyleyeyim. Ne mutlu bana. İkimiz de sergiye gidemeyeceğiz. Niye gidemeyeceğimizi de söyler misin buradan? Söyleyemiyor muyuz? Söyleyelim. Söyleyelim. Ayıp değil canım, çünkü söyleyelim. Çünkü bugün Düzce Üniversitesi'ne gideceğiz. Neden? Düzce Üniversitesi öğrencileri yılın enlerini seçmiş ve en iyi program olarak da sabah kuşağında bize layık görmüşler magazin programlarında. Ödül almaya gidiyoruz bugün. Ödül almaya Düzce'ye gidiyoruz. O yüzden serginin açılışına gidemiyorum. Ama Levent civarında bir alışveriş merkezinde bulabilirsiniz. Gidin görün. Gerçekten şimdi, önemli bir şey yapmaya çalıştık. Proje çok güzel. Bu ve bunun gibi projeler olacak bu hafta. Tabii olacak. Yarın 7'si, bugün ayı kaçı? Bugün 6'sı. Yarın 7, cumartesi günü 8'i. Hı hı. Hafta sonuna denk geliyor. Biz yarın konuşmayı programladık seninle değil mi? Evet, yarın bu konudan, Dünya Kadınlar Günü'nden bahsedeceğiz yarın. Dünya Kadınlar Günü'nden yarın uzun uzun bahsedeceğiz. Bu proje kimin fikriyse tebrik ediyorum. Kenan Bahadır Derre'nin sanat yönetmenliğini üstlendi. Proje fikri de sanıyorum ondan. Merve Oflas canım. Kadınlar önemli bir iş. Bizim yani. Hayatımızda çok çok önemli yerleri var. Kadın olmasa dünyaya gelemezdik. Kadın olmasa birine anne diyecek birini bulamazdık. Karımız, eşimiz, sevgilimiz, kızımız, kız kardeşimiz, yani hayatımızın olmazsa olmazı. Madem öyle, madem 9 ay bizi karnında taşıyan da kadın, madem seni seviyorum deyip sarıldığımız da bir kadın, hı hı. Yavrum dediğimiz de bir çocuk, genç kız, bizim kızımızsa, o zaman mümkün olduğunca sevgi, hoşgörü elden bırakmamak gibi fazlasıyla göstermekte fayda var. Şiddet hayvana bile yakışmıyorsa kadına nasıl yakışır? Şiddet canlıya bile yakışmıyorsa, bugün ağaç kesiliyor diye isyan ediyorsak, yeşile koruyalım, yeşile dikkat edelim, ormanlarımızı baltalamayalım diyorsak, hayvanlara saygı sevgi gösteriyorsak, ya bir insana nasıl el kaldırırız, hiçbir nasıl canlı şiddet uygularız, bunu benim mantığım almıyor. Kadına şiddete sonsuza kadar hayır. Bir şey daha, kadını sadece 8 Mart'ta hatırlayan zihniyetlere dair. 8 Mart'ta hatırlayıp, bu şey 3 günlük işte. Etkinliklere katılıp, geri kalan 365 günü, İmam bildiğini okur misali, kadını ikinci plana atılan zihniyete dair. Ne 3 adım arkandan yürüsün, ne 3 adım önden yürüsün, yan yana yürüyelim.
Vallahi çok yani Necla dönüp dönüp kendimi çok hakikaten inşallah böyle şeylerle altını çiziyoruz. Bir nebze olsun bir faydamız olur. Ve aynen Salih abi çok doğru bir şey söylüyor. Özel günler hani işte bu sevgililer günü içinde diyoruz ya işte bir güne mahsus değil. Sevgimizi, saygımızı ve şiddete karşı tavrımızı bütün hayatımıza unutanlara karşı hatırlatmak lazım. İçin gayet iyi. Unutanlara evet, karşı. Evet bak Burcu Hanım doğru bir şey söylüyorsunuz. Burcu Hanım bunu zamanında ben de düşünmüştüm. Diyor ki üzülerek söylüyorum ünlülerin kadına şiddete hayır diye fotoğraf çektirmesi hiçbir işe yaramıyor. Şimdiye kadar yüzlerce kez yapıldı. Doğru. Buna ben de katılıyorum. Evet. Hatta ben zamanında işte köşe yani gazetede çalışırken bunu yazmıştım. Yani yaramıyor ki poz veren tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Ha yaramıyor ama yaramıyor diye de yer almamalı mıydık? Orada bana bu teklif geldiğinde düşündüm. Anlatamıyoruz. Evet. O çekilen sanat eseri gibi fotoğraflar başka amaçla kullanılıyor, başka gözle bakılıyor, başka başlıklarla veriliyor belki. Hı hı. Anlatamıyoruz. Erkeklere kadının hassas yaratıklar olduğunu anlatmak lazım. Mesela diyor ki çok özür dilerim Salih abi. Para toplama amaçlı yapılırsa anlarım diyorsunuz. Şu detayı o zaman size vereyim. Bu fotoğraflar Levent'te bir alışveriş merkezinde sergilenecek. Sonra Türkiye'nin çeşitli illeri gezecek. Sergiden elde edilecek bir gelir söz konusu. O gelir de kadın sığınma evlerine verilecek. Yani evet. Bu önemliydi bu iş için. Yer alırken ona özellikle dikkat etmeye çalıştık hepimiz. Hani böyle de bir durum var. En azından sergiye gidin hani bizi görün ne güzel fotoğraflar anlamında söylemiyorum. Hani gidin orada bir gelir elde edilecek. O da sığınma evlerine gidecek. O açıdan gitmek miyim sergiye. Biz ama şeyi tekrar söyleyeyim. Bugün gidemiyoruz açılışa çünkü Düzce'ye gidiyoruz. Düzce Üniversitesi'nden ne ödülü aldık biz? Efendim ödül aldık. En iyi magazin programı. En iyi magazin programı ödülü aldık. Artık ben ya da onu, sabah programı. Işte ödülü alıp ağlarkenki fotoğraflarımızı ben sizle sonra paylaşacağım. Peki. Niye vallahi ben ağlamam? Ben ağlarım ya. Canım. Ben bir ağlayacak ne var ya? Heyecandan, sevinçten falan ben ağlarım. Neyse. Bir tane zaten kelebek. Zaten ne ilk ne son olacak. Bu ay iki tane daha varmış. Gerçekten mi? Salih abi o ödüller sende mi kalacak, bende mi kalacak, kanalda mı kalacak? Nereye koyacağız? Ben emek anneme vermek istiyorum bir tanesini, ne olur. O ödül benim değil, senin değil, programın ödülü. O zaman burada mı duracak? Tabii ki burada durmasına fayda var. Bir gün öbeğe götür, annende kalsın. Bir tanesini bir sembolik annemde. Üçüncü gün getir, burada güzel bir program köşesi yapalım, oraya koyalım. İnşallah sağlam kalır. Peki efendim, bir tane...